Herkese merhabalar. İlk defa buradan video çekiyorum. Şu an ışık nasıl bilmiyorum ama daha önceki yaptığım YouTube'daki canlı yayınlardan bu ışığın çok güzel olduğunu, hatta gündüz mü diye soranlar vardı. O yüzden ben de ilk defa buradan bir video çekeyim. Hem de sizin fikirlerinizi almış olurum diye bu açıdan çekmek istedim. Eğer ki bu ışık, bu açı hoşunuza gittiyse çocuklar yattığı saatlerde böyle bir makyajdır, favorilerdir. Bu tarz videoları bu açıdan çekebilirim. Şu an ışığı çok mu açmışım? Başlıktan da gördüğünüz gibi bitenler videosu çekeceğim. Koca bir torba bitenlerim var. Hemen başlıyorum. İlk elime Dalin şampuan geldi. Çocuklar bunu kullanıyor. Makyaj fırçalarımı da kullanıyorum. Yıllardır severek kullandığımız bir bebek şampuanı. Bunu da buraya koymuşum. A101'in bu ritim markasına ait oda kokusu. A101'in oda kokuları güzel ama bence insanı çok tıkıyor kokular ve ben bu kadar ağır, böyle boğaz tıkayan, öksürten kokuları pek sevemiyorum. O yüzden A101'den daha koku alacağımı sanmıyorum. L'Oreal'in Elsev Mucizevi Saç Bakım Maskesi. Ben bunları şöyle saç uçlarıma kullanıyorum ve bence çok da faydası oldu. Şu an maşa var saçlarımda. Sevdim. Ben genelde saç maskelerini falan böyle saç uçlarımdaki o kuruluğu alsın diye kullanıyorum. Le Petit Marcella. Bilmiyorum, şu markanın duş jeli çok güzel kokuyor. Alırım yani bu kokudan. Bunun birkaç kokusunu daha denedim ama kesinlikle bu kokusu çok güzeldi. Argan yağı, bal mumu ve gül yaprağı yağı varmış. Kremli duş jeli diyor. Ay çok güzeldi. Yani bu kokuyu kullanmasanız bile bir koklayın derim. Şu farmasinin bebe şampuanı. Ben bunu fırçalarım için kullandım. Arada da çocukların vücudunu yıkıyordum. Nivea Men deodorant. Emrah kullanıyor bunu. Memnun. Yine bir tane daha Dalin şampuan. Bizim evin olmazsa olmazlarından. Bir tane de şöyle bir diş macunu bitirdik. Daha doğrusu 1-2 kullanım falan kaldı ama pek de hoşlanmadım. Bu bize bir etkinlikten gelmişti. Vallahi markası nedir? Şurada Dentist Whiter Fresh diyor. Görünüyor mu oradan? Ağız kokusu engelleyici komple bakım diş macunu diyor. Dediğim gibi pek hoşuma gitmedi. Ovex'in böyle saç maskesiyle saç kremi arasında kalmış bir kıvamı olan ürününü bitirdim. Yine bu da bize bir etkinlikten gelmişti. Fena değildi. Yani dediğim gibi ben böyle saç kremlerinden, saç maskelerinden böyle çok vaatlerini beklemiyorum açıkçası. Dediğim gibi benim saçlarımı yumuşak istiyorsam böyle yumuşak yapsın. Bir de o kuruluk gitsin. Yeterli benim için. Canlandırsın, yok şöyle yapsın. Öyle beklentilerim olmadığından güzeldi, kullandım. Ama bir daha hani bunu alacağımı sanmıyorum. Restorex'in bu şampuanını bitirdim. Bu şampuandan rahat 4 tane falan bitirdim. Ama bu sonuncusunu tam bitiremedim. Çünkü saçlarım inanılmaz derecede tekrardan hızla dökülmeye başladı ve bazı arkadaşlar Restorex başta fayda ediyor ama sonrasında 2 katı fazla dökmeye başlıyor demişti ve bu yorumları aklıma gelmişti. Herhalde bundan diye düşünüyorum. Yine de suçlamak istemiyorum şampuanı ama acaba bu mu diye de kullanmayı bıraktım. Yani şuralarda falan şu anda, ama dediğim gibi ilk başlarda severek kullandığım bir şampuandı bu benim. Şöyle Rozman'dan vücut peelingi. Bunun da kokusu sıcak suda değişenlerden. Hele ki böyle limonlu bir koku sıcak suda değişiyorsa benim için asla bir kullanılabilirliği yok yani. Bir daha almayacağım o yüzden. Şelale markasına şöyle asetonunu bitirdim. Gülşah markasının asetonunu bitirdim. Tırnaklarım biliyorum kısa. Bunlar uzun süredir biriktirdiğim bitenler olduğu için o ara tırnaklarım uzundu tabi. Avon'un şöyle çocuklar için vücut şampuanı. Böyle lavantalı falan olduğu için yatmadan önce bir rahatlatma özelliği olur derler ya genelde. Öyle bir duş jeli. O yüzden almamıştım ama zaten öyle bir etkisi de yok. Uyumayan çocuğu hiçbir şey uyutmuyor. İsterseniz lavantanın içine sokun çıkarın yani. Diaderm'in derinlemesine temizleyici yüz yıkama jeli. Bundan gerçekten çok memnundum. Yüzümü gerçekten temizlediğini hissettim bu ürünü kullandığımda. Böyle indirimlerde falan denk gelirsem alırım.
Hemen koşarak gidip almam çünkü elimde yine hala jellerim var. Rebel markasının Yasemin kokulu kolonyası. Ben böyle çiçek kokuları, meyve kokulu kolonyaları çok seviyorum. O yüzden buldukça da almaya çalışıyorum. Bim'in bu incirli kokusu çok güzel. Mandalinalı olandı sanırım. Turuncu kapaklısı da muhteşem kokuyor ki ben pek mandalina, portakal kokularını normalde sevmem ama o koku çok güzel. Avon'dan 2-3 ürün alacaksın Tuğba deseler. Birisi kesinlikle bu olurdu. Şöyle net göstereyim. Görünüyor mu? Ayak kremi. Ben bu kadar yorgunluğu aldığını hissettiren bir krem daha kullanmadım. Aynısını annem de kullanıyor, aynısını annem de söylüyor. Ayaklarımı böyle ılık bir suda yıkıyorum, sonra güzelce bu kremi sürüyorum. O kadar memnunum ki bu kremden. Ben bunu evlenmeden önce de almıştım, bir tane öyle bitirdim. Çok güzel. Avon'dan diğer alacağım bir ürün de Celebre. Celebre'nin parfümü. Onun yeri bende ayrı. Çok seviyorum o kokuyu. Bu benden nerede kalmıştı bilmiyorum ama kokusu değişmişti. Şuraya kadar kullanmışım. Geride bırakmışım. Kokusu falan değiştiği için de mecburen döktüm. Maybelline'in şöyle göz makyaj temizleyicisi. Daha da alacağımı sanmıyorum arkadaşlar. Çünkü ben özellikle göz makyaj temizleyici diye ürün almıyorum. Elimde böyle makyaj temizleme suları varsa yüzüme de kullanıyorum. Gözüme de kullanıyorum. Çoğu zaman makyaj temizleme suyuna ihtiyaç da duymuyorum. Bir ıslak mendille güzelce kabasını alıyorum birkaç sefer. Ondan sonra dalini yıkıyorum. Güzelce gül suyumu sürüyorum. Nemlendiricimi sürüyorum. Bitti gitti yani. Ekstra böyle artık sular almıyorum. Eğer gerçekten indirimde uyguna gelmiyorsa asla almam yani. Sevin mucizevi bakım yağı. Bu da çok az kaldı. Kırmızı kapaklı olanı. Bu Elsevin saç bakım yağlarını yıllarca kullandım. Ama son bir senedir pek de kullandığımı söyleyemeyeceğim. Bu da şöyle bir yarıdaydı. Baktım kokusunda, yapısında falan bir değişiklik yok. Saçlarımın uçlarına şöyle süre süre atmamak için bitirdim. Çocukların diş macunları Hello Kitty'li. Bu derinin İpana Kutay'ın. Ama artık bu tarz diş macunları almıyoruz. Rox markasından devam edeceğiz çocuklara. Bir tane Baby Lips'in şu nude duranı var ya. Yani şöyle. Bunu bitirdim. Özellikle dudaklarımı dolgu yaptırdıktan sonra o süreçte çok dudak kremi kullanıyordum. Elime geldikçe bunu da kullana bitirdim az kaldığı için. Bunun da yapısı iyice değişti. Bu ne? Blistex'in dudak kremi. Böyle kokusu da yapısı da bir değişti, erir gibi olduğu için bunu atacağım. Ama bunu da epeyce kullanmışım ve çok güzel duruyordu bu dudakta. Bir tane Splat'ın Blackwood şöyle siyah diş macunuydu. Bunu kullandım. Yani ekstra bir şey göremedim. O yüzden bir daha almam ondan. Bunu atıyorum. Bir değişik oldu. Nail Art ojelerinden Flormar'ın. Bir değişik olan oje de Wet n Wild'ın şu rengi. Odaklamıyor mu? Sonra biz elimizi böyle ürünlerin arkasında koyunca dalga geçiyorsunuz. Ama bak böyle koyunca odaklayacak. Gördünüz mü? Öbür türlü böyle yüzümü mü odaklasa, ürünü mü odaklasa karar veremiyor. O yüzden böyle iyi oluyor. İyi ki dedim bunu da. Bunun rengi Tickled Pink. Çok güzel bir rengi var bunun. Tırnaklarım uzasın, bu renkten bir tane daha alacağım. Body Shop'un biz bundan zamanında o kadar çok bitirmiştik ki derin küçükken hele de. Limonlu el temizleme jeli. Hani su olmadığı yerde hani elinizi döküp temizliyorsunuz ya. Ondan çok sık kullanıyorduk. Nude'un mineral kapatıcısı şu. Ben asla asla sevmedim. Ne göz altımda duruşunu sevdim. Evet ilk kullandığım zamanlar ay çok güzel kapattı. Çok güzel kapatıcılığı var falan dedim, dürüst olacağım. Ama gözümü inanılmaz yaşartıyor. Böyle bildiğiniz şipir şipir şipir. Ben bunu her sürdüğümde yaş akıyor gözümden. Bir de bir süre sonra kapatıcı bildiğiniz göz altlarımda benim gri durmaya başladı bunda. Bilmiyorum. Belki benim aldığım ürün sorunlu da olabilir. Ona da emin değilim. Ama alacağımı sanmıyorum. Orflame'ın şu Tender Care. Bunu herhalde herkes bir dönem kullanmıştır diye tahmin ediyorum.
Şöyle dudağınıza kullanıyorsunuz, dirseklerinize, dizlerinize, bir kızarıklığa falan yumuşasın falan diye kullanabiliyorsunuz. Yani çok amaçlı bir ürün. Severek kullandım yani ben bunu. L'Oreal'in Skin Perfection nemlendirici kremi. Ben bu kremi çok seviyordum. Sanıyorum artık yok bundan. Ben bunun serumuyla bunu beraber kullanıyordum. İkisinin verdiği o görüntüyü çok seviyordum. Ciltte gerçekten düzenli kullandığınızda bir parlaklık veriyor. Ve ilginç bir şekilde bu lekeleri açıyor gibi geldi bana. Yani bu ürün. Ama artık yok. Olsaydı kesin alırdım. Bu Lash dudak peelingiydi bu. Bubblegumlı mıydı? Evet, bubblegumlı. Şöyle bunu eşim de kullanıyordu, ben de kullanıyorduk. Ama Lush sanıyorum ülkemizde uzun süredir yok. Elime de şöyle bir ruj geçti çekmecemden. Bourjois'ın şu serisinin kırmızı ruju ve kokusu inanılmaz değişmiş. Ve sürerken de böyle kupkuru, dudağı bayağı gererek sürüyor. O yüzden çöpe gidecek bu da. Colgate Optic White. Fena değil. Yani Advanced White olmadığı zamanlar alabileceğim diş macunu bu. Ve son ürüne gelmişim. Neutrogena'nın şu yağsız nemlendiricisi. Ben bu nemlendiriciyi çok severek kullandım. Nemlendiricilerim bittiğinde alabileceğim bir nemlendirici. Ve ürünlerim bu kadar. Elbette ki bu kadar değildir. Çoğunu da attım. Az çalkalama sularımız vardı. Islak mendillerimiz vardı. Başka yine başka şampuanlar, duş jelleri falan da vardı ama çoğu zaman çöpe atıyorum, unutuyorum. Aklıma gelenleri buraya dolduruyorum. Böyle umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.